Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bugün size yine çok güzel böyle rengarenk kelebekler İğneden tığa bir model yaptım yine arkadaşlar. Bu iğne yası modelimiz. Bunu sizler için tığa çevirdim şu şekilde. Evet. Tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Bu tığa çevrilmiş hali. Çok hoş oldu arkadaşlar. Bakın birebir de aynısı oldu bu şekilde. Şöyle daha net gözüksün. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Şimdi anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce her zamanki gibi tığ battığımızı hazırlıyoruz ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincirle bir tane tığ battı yapıyorum. Ve tığ battığımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 4 tane zincir. 4 zincirimi şöyle çeviriyorum. Bu tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Buraya bir zincir çekip yaptığım bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bunu yapmamın amacı kirpiklerimin şöyle düzgün bir şekilde durması için arkadaşlar, yamuk durmasın diye. 7 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çekip bu artma işlemini bir sonraki tığ battının içine kapatıyorum. Sabitledim. Bu şekilde bakın. Araya ben 3 tane koydum ara suyu olarak arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar 5, 7, 10 tane şey pardon. Siz istediğiniz kadar yani 5 veya 7, en fazla 5 olsun arkadaşlar. Fazla da çünkü örneğimiz çıtı pıtı, fazla açmayın. Siz 5 tane koyun. Ben 3 tane koydum. Siz 5 tane koyun. Fazla aralıklı olmasın. Örneğimiz çıtı pıtı arkadaşlar. Şimdi buraya bu şekilde arasına 2 tane tığ battı yaparak şöyle ara suyumuzla çiçeğimizin ara mesafesini vermiş oluyoruz. Kapattım. Yine 3 zincirimi çektim. Tığ battımın içine sık iğne ile sabit. Bu şekilde 2 tane tığ battı mesafesi verdim. 2 defa tığımın başını bu şekilde doladım. Bir tane tığ battı bırakıp hemen bir yanındaki tığ battımın içine giriyorum. Buraya 1, 2, 2, 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen trabzanımı aralayıp 2, 2 alarak buraya trabzan yaptım. 2 defa tığımın başını doladım. Her trabzan yapış tığ başı dolamasını bir tane artırıyorum. Şöyle 2 2 2 olarak bu şekilde trabzanımı yaptım. Bu sefer 3 defa doluyorum. Dediğim gibi her trabzan başı tane tığ battı mesafesi şey dolaması artırıyorum. 2 2 2 ve 2. Tekrar 4'e çıkarıyorum bu sefer. Tığımın dolaması 4. Yine aynı trabzanımın içine girdim. 2 2 2 2 2 alarak bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar.
5 trabzan şöyle 2-2 almamın sebebi de bu çubuklarımın kalın durması. Daha hoş duruyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaprağımız. Yine 4 defa bu sık iğnem için olduğu için arkadaşlar ilk aldığımı tek alıyorum. Her deminkiler hep 2 idi ya. Bunu ilk başta tek, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2. Buraya 6. trabzanı yapmış olduk. Ama biz bunu sık iğne olarak kullanacağız. 4 zincirimi çektim. Hemen sık iğneli daha güzel oluyor arkadaşlar. Zincir yaparak da tabii ki de inebilirsiniz buraya. Bu son trabzanın boyutunda. Şimdi trabzanımın arasına giriyorum. Böyle sahte sık iğne ile. Daha zarif durduğu için bu şekilde iniyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 veya 9 tane arkadaşlar. Baştaki şu kapatma tomurcuğunu da sayarsak 9. Bir tane daha girelim, alacak galiba. Evet. 10.'yu da bu yaptığımız trabzandan yuva var ya, oraya girerek 10. sık iğnemizi de yuvada yapmış oluyoruz. Evet, yaprağımız bu şekilde hazır. Bakın arkadaşlar, çok güzel zarif bir yaprağımız oldu. Şimdi buraya dalımızı yaparak kelebeğimiz için bir dal oluşturacağız. Kelebeğin konması lazım değil mi arkadaşlar? 3 zincirimi çekip üzerine 2 tane dolama aldım. Hemen trabzanıma girdim. 2, 2, 2. Şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekip bu yaptığım trabzanımın arasına, yani dalımın arasına kelebeğimizi yapacağız. Bu yuva arkadaşlar, 10 zincir yuva kelebeğimiz için hazır. Buraya yine 3 tane zincirimi çektim ve dibine aynı yere yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde dalımız hazır. Şimdi dalımızın yukarı meyilli durması için dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle aşağı aşağı dal meyil etmesin. Sık iğne önemli. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıma kapattım. Bu bir. Aynı şekilde ara mesafesi olarak 3 tane buraya arkadaşlar tığ battı mesafesi koyup sonra demin gösterdiğim o ara suyundan yapacağız. Şimdi yine tığ battığımızı buraya kapatıyorum. Bu şekilde. 3 zincirimi çekeyim. Bu şekilde de tığ battıyı ara suyum için yaptım arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir. 4 zincirimi çektim. Ve bakın şöyle geri dönmek için kullandım. Bir zincirimi çekiyorum. Bu 4 zincirimi sık iğne ile bir zincirimi sabitleyeceğim. Buraya sabitledim bir zincirimi. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın buraya bir kirpik yaptım. 6 tane zincir ve hemen yanındaki tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Bir tane, gördüğünüz gibi ara suyumuz hazır. Yaprağımız, çiçeğimiz de hazır. Bu şekilde 5 tane arkadaşlar koyun. Ben örnek olduğu için 3 tane koydum. Şimdi kelebeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, dalımızın ucuna bu şekilde 10 zincirden yuva hazırlamıştık. Bu yuvamıza sarı ipimizi şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Sağa doğru şöyle meylettirelim, kolaylık olsun diye arkadaşlar. Üzerine bir tane zincirimi çektim, ipimi uzattım. Ve bu cam sil hortumunu aparat olarak kullanacağız arkadaşlar bu şekilde.
Ve şimdi ilk önce buradan 5 tane ilmek topluyoruz. 1, 2 zincirimi çektim dibine. Bakın buraya, tepesine. Şöyle biraz ilerletelim, kısa olmuş. 2 oldu. Ve tekrar 2 zincirimi çekiyorum. İlmeğimi genişletip taktım. 3 oldu. Tekrar dibine, yeşil yuvamın içine girip 2 tane zincir çekiyorum. Artma işlemini gerçekleştiriyorum. 4 oldu. Yine aynı şekilde 1, 2 zincir ve bakın. İlk önce bu tarafına bir 5 tane topluyoruz. Şöyle tırnağımızla arkadaşlar tutup sağa meylettirirsek diğer 5 tane için buraya yer kalmış olur. Şöyle tutuyorum bakın yeşilden. Şöyle de öbüründen hafif sağa doğru hem birbirine yakınlaştırıyorum hem de öbürkilere yer açılmış oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın bu tarafı 5 tane oldu. Şimdi ben bu dibine 2 zincir çekip birbirine ayıracağım. Çünkü buraya siyah ipimi kontür çekerken buraya arkadaşlar bu 2 zincirin üzerine 2 tane kelebeğim için kanat yapacağım. Bakın yine zincirimi çektim. İpimi uzattım. Şöyle yine bu şekilde. Aynı sağ tarafı topladık. Arasına 2 zincir. Sol tarafa da bu şekilde 5 tane ilmek topluyorum. Yine yuvaya girdim. 1, 2 zincir. Hemen ikinci dibinde 2 zincir. 3 tane. Şöyle arkadaşlar bakın sona doğru 7'den sonra açılıyor. Şöyle elinizle burayla buranın kelebek kanatları yani tellerimiz aynı boyda olsun çıktığında. 3 oldu. 1, 2 zincir. 4 oldu. Yine aynı şekilde. 1, 2 zincir. 5 oldu. Sonuncuyu da geçirelim. Bismillah. Şöyle bakın. Boyutlarını şöyle sıktırırsak aynı boyutta oluyor. Koparmadan önce de yeşil yuvaya girip 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle kısa bir şekilde ipimi kestim. Bakın arkadaşlar bunu şu şekilde tersini çevirdik ya arkadaşlar. Her şey için aynıdır. Bu ilmek toplama işinde çıkarmadan önce muhakkak yakın ki ilmekleri toplayıp yakması zor olmaz. Bunu da şimdi bakın hortumumu şöyle böyle çıkardım bu şekilde ve şu yaptığım sık iğneleri yukarı doğru ittirince ilmeklerimiz açılıyor. Bakın 5 sağ tarafı 5 de sol tarafı ilmeklerimiz gayet net bir şekilde açılıyor. Şimdi üzerlerinin kontürünü çekince daha çok açılacak arkadaşlar. Uğraşmaya da gerek yok. Şimdi kontür çekmeye geçelim. Evet arkadaşlar bakın burada sarıları yaptığımız yuvanın yeşil yuvanın içine kontür çekmeye başlamak için ilk önce siyah ipimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Hemen ilk ipimi şöyle ortasına giriyorum. Bakın arkadaşlar sahte sık iğne ile kapatıyorum. Çünkü sahte sık iğne ile kapatınca daha zarif duruyor. 2 zincirle çektim. Ve sıradaki ikinci kirpiğimin içine bu şekilde yine sahte sık iğne ile çektim. Bakın aynı zürafa gibi boncuk gibi duruyor. Şimdi bir tane sahte sık iğneyi oturtmak için zincir çekiyoruz. Bir tane de onun üzerine toplamda bu şekilde 2 tane zincirimiz oluyor. Sıradaki hemen kirpiğimi aralıyorum. Ve
Kirpiklerimiz çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Bakın o diplerin iyi oturmasında. Dediğim taktiklerle yaparsanız bu şekilde çıkardığımızda hoş kirpiğimiz olur. Bakın sıradaki kirpiğimin içine sahte sık iğne, yani tığımdaki ilmekten geçiyorum. Üzerine 2 tane zincir çektim. Şimdi sonuncu ve 5. kirpiğime, yani yarı kanadının sonu diyelim. Bu şekilde bakın köşeleri sahte sık iğne ile oturtturduğum için boncuk gibi hoş durdu. 5 tane zincir çekiyorum. Bakın burada 2 zincir çekmiştik, hatırlıyor musunuz? Şöyle işte bunu, bu yüzden arkadaşlar buraya biz ne yapacağız? 2 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Şimdi yine aynı şekilde üzerine bir tane zincirimi çekip ipimi uzattım. Yine bu neydi? Cam sil hortumun arkadaşlar, alıp siyah ipime taktım. Bu 1. ilme. Aynı boyutlar aynı. Lakin biraz içinin, kelebeğin antenlerini yaparken esneyebiliyor arkadaşlar, dolgu olduğu için. Dibine yine aynı şekilde bakın oturtturarak şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve bu şekilde sadece 2 anten için bu şekilde 2 tane yaptık. Yine aynı şekilde dibine girip siyah ipimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi hortum için, şöyle hortumu çıkarmadan önce şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi çıkaralım ki arkadaşlar rahat çalışalım. Artık ilmeklerimiz kaçmaz çünkü zincirini çektik. 4 olmuştu galiba, bir tane daha çekelim. Hemen ilmeği tutuyorum. İçinden girip ilmek alıp buraya sahte sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. Yine üzerine 1 zincir, 2 tane zincirimiz oldu. Sıradaki ilmeğin içine aynı şekilde girip sahte sık iğne ile kapatıp oturması için sahte sık iğnenin üzerine muhakkak 1 zincir şart oluyor arkadaşlar. Yoksa böyle sökük gibi, sökülecek gibi bir bolluk oluşur. Sıradaki ilmeğimin içine girip bakın sık iğne yapıyorum. 2 zincir attık. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. 2 zincir. İlmeğimizin içine giriyorum. Aynı şekilde kapatıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Yine aynı başladığım noktaya, sarının dibine, yeşil yuvamın içine bu 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bakın kenarına inmiş olduk. Ve bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle yaptık kontürünü de arkadaşlar. Bu şekilde çok zarif. Hemen bir modelimiz oldu. Şimdi şu antenlerin ucunun tohumlarını atalım. Evet arkadaşlar bakın. Bu ilk antenimin içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum buraya. Sık iğnemin üzerine. 1, 2, 3 ve 4. Sabitledim. Yine 4 zincir. 4'e 4 arkadaşlar. Bu da 4. Hemen şöyle ters tarafına çeviriyorum. Buraya 4 zincirimin arasına 4 zinciri kapatıp üzerine de 2 tane zincir çekip şöyle dipten kesiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde hoş bir tohumumuz oluyor. Şu ipleri yakayım, öbürünü de yapıp hemen bitişte buluşalım. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde, gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok şirin oldu arkadaşlar.
kelebeklerini. Birebir de aynısı oldu bence. Burada püf noktası sadece bu antenlerini yaparken ipi esnedip şöyle zincirleri sıkı sıkı çekmeniz. Kalıp gibi antenleriniz. Şu küçük sarılardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu şekilde olabilir. Evet. Modelim bu. Elimden geldiği kadar sizlere anlattım arkadaşlar. Farklı, değişik, her iğne oyasında olanları sizlere anlatıyorum. Sizler de emeğimi karşı olarak beğeni ve yorum yaparak, izleyerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Şöyle bir de hepsini göstereyim bu şekilde. Çok tatlı. Böyle bahar renkleri de çok güzel uyum sağladı arkadaşlar. Tekrar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.